Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere çok basit bir flow yapmayı düşünüyorum. Basitten zora doğru flow videolarımıza başlayalım diyorum. Birinci olarak yapmanız gereken şey setup'tan quick find'dan flow'ları bulabilirsiniz. Buraya flow yazarsanız process automation'ın içinde flow'ların olduğunu göreceksiniz. Buradan flow'ların olduğu tabloya gidebiliriz. Evet, burada gördüğünüz gibi önceden yapılmış flow'lar var. Bazılarını ben yaptım, bazılarını ise sistemin kendi yaptığı flow'lar. Yani siz Salesforce account'u kurduğunuz zaman, yeni bir hesap oluşturduğunuz zaman hazırda olan flow'lar var. Onları da aşağı doğru geldiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Bunların hepsi hazırda olan flow'lar. Biz kendi flow'umuzu yapacağız. Kendi flow'umuzla ne yapacağız? Ne yapalım? Şöyle yapalım. Bildiğiniz gibi contacts diye bir objemiz var. Bu objemizin içinde kontaklar var. Biz bunu flow'larla yapmaya çalışalım. Yeni kontak eklemek istediğiniz zaman sağ tarafta yukarıda New diye bir butonumuz var. Buna tıklayıp zaten şu anda yeni kontak ekleyebiliyoruz. Bunun aynısını ya da benzerini daha az fieldlerle ya da tamamıyla yapabilirsiniz. Buna benzer bir şey. Zaten var, biliyorum. Ama flow'ları pratik yapma adına böyle şeyleri yapmak lazım. Ne işe yarıyor diye sorabilirsiniz. Hiçbir işe yaramıyor şu anda. Eğer aynısını yaparsanız zaten burada var. Aynısını yaparsanız belki sadece fiziki olarak daha değişiğini yapabilirsiniz. Mesela ne yapabilirsiniz? Bunları böyle ayrı ayrı pencerelerde açabilirsiniz. Diyelim ki ilk başta birkaç field'i doldurursunuz. Sonra next dersiniz. Başka filtreyi doldurursunuz. Yani tamamen görünüş adına değişiklikler yapabilirsiniz. Biz başka bir pencerede şeyi açalım. Flow'larımızı açalım ve oradan hem buradan filtreleri görelim hem de oradan flow'umuzu yapmaya çalışalım. Tekrar flow penceresini açıyorum. Üst köşeden new flow diyorum. Yeni bir flow oluşturmaya başlıyorum. Şu anda birinci sırada olan screen flow yapmaya çalışacağız. Aynen bunun gibi olacak. Şunun gibi olacak. Screen flow'umuz olacak. Yani kullanıcı tarafından doldurulan, kullanıcı tarafından yönetilen bir pencere düşünün. Yani otomatik kendi kendine değil de kullanıcı tarafından o işte gerekli filtrelerin doldurulmasıyla çalışan bir flow yapmaya çalışacağız. Öncelikle screen flow'u seçiyoruz. Create diyoruz. Burada iki opsiyon var. Birincisi auto layout. Kendi kendine bağlaya bağlaya gidiyor. İkincisi free form diyorsunuz. Siz yapıyorsunuz. Flow'ları yapıyorsunuz. Sonra birbirine bağlıyorsunuz. Birbirine bağlayarak hangisinden sonra hangisi gelsin ona karar veriyorsunuz. Şu anda bizim flow'umuz başladı. Screen flow burada başlıyor. Burada başlıyor. İlk yapmamız gereken şey screen ile başlamak. Yeni bir screen oluşturup içine field'ler oluşturmaya çalışacağız. Yeni bir screen alıyorum. Screen'i buradan taşıyıp buraya bırakabiliyorsunuz. Buradan taşıyorum, buraya bırakıyorum ve öncelikle adını yazıyorum. Adı ne olsun? Adı contact info olsun. Contact info diye bir screen oluşturduk. Adını istediğiniz gibi koyun. Hiçbir şey fark etmiyor. Farklı isimlerle siz bunu isimlendirebilirsiniz. Şu anda boş bir screen'im var ve içinde hiçbir şey yok. Sol tarafta gördüğünüz gibi bir sürü field'imiz var. Ha, aynen Object Manager'da olduğu gibi burada da bizim bir sürü field'imiz var.
Şimdi geri geliyorum, kontak formuna geliyorum. Bu bizim biliyorsunuz page layout'umuz. Hangi fieldler required'sa, zorunluysa onları bir kere koymanız gerekiyor. Ben bakıyorum buradan last name required, last name required. Onun dışında başka bir required field göremiyorum. Ama istediklerinizi ekleyebilirsiniz. Başka fieldler de ekleyebilirsiniz. Ben last name ile başlıyorum. Last name, buradan bakıyorum. Tabi burada sol tarafta last name diye bir şey bulamazsınız. Name diye bir şey var. Name diye bir şey, onu alabilirsiniz. Bunu daha sonra çalışalım diyorum. Şu anda çok daha basitten gidelim. En alt kısımlarda text diye bir şey var. Text diye bir filtremiz var. Zaten last name'i siz Object Manager'dan eklerken bile text'i seçiyorsunuz. Text'in üzerine bir kere tıklamanız yeterli. Ekranımıza geliyor. Şu anda text field'i bizim ekranımızda. Bunun adını belirlememiz gerekiyor. Yine burada sizin koyduğunuz isimler, istediğiniz isimi koyabilirsiniz. Bu isimler hiçbir şekilde sistemin çalışmasını etkilemiyor. Yani sizin last name'in name'i bilmenize gerek yok. Hani şöyle yazmanıza gerek yok. Last underscore name underscore C şeklinde yazmanıza gerek yok. İstediğiniz ismi verebiliyorsunuz. Ben buraya last name diyorum. Ya isterseniz contact last name deyin, fark etmiyor. IP otomatik geliyor. Bunu required yapabilirsiniz. Sistemde siz bunu açtığınız zaman required olsun. Ondan sonra burada başka şeyler de var. Bunları ilerleyen videolarımızda göstermeyi düşünüyorum. Şu anda en basitten başlayalım diyorum. Last name'i koyduk. Başka ne alabiliriz? Şu anda last name ile yeterli. Last name ile biz kontak oluşturabiliyoruz. Öncelikle buna bakalım. Sadece last name olduğu zaman biz kontak oluşturabiliyor muyuz? Buna done diyorum. Oluşturduğum screen'i start ile birleştirmem gerekiyor. Ama screen'i start'a değil de start'ı screen'e bağlamanız gerekiyor. Okun yönü çok önemli. O yüzden ben bunu buna bağlıyorum. Gördüğünüz gibi okun yönü çok önemli. Önce buradan başlıyor, daha sonra screen'e geliyor ve screen'i çalıştırıyor. Screen'i çalıştırıyor. Şu anda siz bunu save yapabilirsiniz. Ne diyelim? Create a contact diyelim buna. Böyle bir isim verelim bizim flow'umuza. Bunu save yapıyoruz. Save yaptıktan sonra run yapıp çalışıp çalışmadığına bakabilirsiniz. Ama şu anda biz sadece görüntü olarak last name'i göreceğiz. Bunu run dediğiniz zaman sadece görüntü olarak last name'i görüyorsunuz. Bunun hiçbir şekilde çalışmadığını göreceksiniz. Çünkü last name'i biz gerçek last name'e bağlamadık. Yani sistemde bizim bir objektimiz var, kontak diye. Kontaktın fieldleri var. Onlarla bu benim ekrandaki filter arasında bir mapping yapmam gerekiyor. Eğer bu mappingi yapmazsanız bu çalışmaz. Ya şu anda ben buraya Engin Başlıyor, ne bileyim, 2022 yazsam, finish desem çalışır gibi gözüküyor. Ama siz kontaklara geldiğiniz zaman kontakları refresh yapsanız Engin diye bir kontak bulamayacaksınız. Search yapsanız, Engin yazsanız yine öyle bir kontak. Şuraya search yapalım. Engin yazalım. Yazmıyor. Engin yazalım. Search yaptığınız zaman yine böyle bir kontağın olmadığını göreceksiniz. Yani siz screen oluşturduktan sonra sisteme yeni kontak ekleyemezsiniz. Yeterli değil. Screen'imiz sadece görüntü şu anda. Screen'e eklediğimiz bütün fieldleri biz gerçek fieldlerle eşleştirmemiz gerekiyor. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Bu pencereyi kapatalım. En alta data kısmında bizim DML operations'larımız var. TML'lerimiz var. DML'leri ne yapıyor? Hatırlarsanız yeni rekord ekliyor. Create records. Var olan rekordları update ediyor. Üçüncü sırada get records var. Rekordların yani tek ya da çoğul olarak siz var olan rekordları alıp
tek ya da liste şeklinde assign edebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Delete yapabiliyoruz, rollback yapabiliyoruz. Böyle şu anda 5 tane DML operasyonumuz var. Biz buradan Create Records'u kullanmamız gerekiyor ki sisteme yeni bir kontak ekleyebilelim. Create Records'u alın, sol taraftan sağ tarafa taşıyın. Daha sonra ne diyelim, adını belirlememiz gerekiyor. Buna Create a Contact diyelim. Böyle bir isim verelim. Bu isimler fark etmiyor. İsteyen istediği ismi verebilir. Ben Create a Contact derim. Siz New Contact deyin. Başka isimleri koyun. Bunun çok bir önemi yok. Sadece sizin yaptığınız şeyleri tanıma adına, neyi neden yaptığınızı görme adına güzel isimler vermenizi tavsiye ediyorum. Şu anda how many records to create diyor. Kaç kontak eklememiz gerekiyor? Single kontak ekleyeceğiz. Bir tane. O yüzden one kısmını seçiyoruz. Buradan da use all values diyor. Biz bunu kullanmayacağız. Bunu daha sonra size anlatmayı düşünüyorum. Burada biz tek tek oluşturduğumuz filtreleri var olanlarla eşleştirmemiz gerekiyor. O yüzden use separate resources, onu kullanmamız gerekiyor. Hangi objekte eklemek istiyorsunuz diye soruyor. Biz ne yapacağız burada? Kontaktı seçeceğiz. Kontakta eklememiz gerekiyor. Evet, şimdi biz var olan gerçek filtrelerle bizim oluşturduğumuz filtreleri eşleştirmemiz gerekiyor. Var olan ne var? Hepsi burada görüyorsunuz. İşte account ID var, birthday var. Hepsi burada. Biz neyi arıyorduk? Neyi yapmıştık? Last name yapmıştık. Last name burada. Last name'i bu gerçek olan, yani sistemde olan değerimiz ya da field'imiz bu. Gerçek field'imiz bu. Bir de bizim yaptığımız field'lerin sağ tarafta şurada Screen Components altında biriktiğini göreceksiniz. Ben şu anda tek ekledim. Tek bir tane ekledim. Last name diye. Siz bundan fazla eklerseniz hepsinin Screen Components'un altında eklendiğini göreceksiniz. Siz oradan istediğinizle eşleştirebilirsiniz. Ben last name'i, gerçek olanı, benim oluşturduğum screen'deki last name'ini eşleştiriyorum. Yani bunun bir değeri olacak. Kullanıcı tarafından bir değer girilecek. Bunun aktif hale gelmesi için, yani sistemdeki field'le eşleşmesi için bunu siz gerçek olan kontak içindeki last name ile eşleştirmeniz gerekiyor. Yani siz bir değer girdiğinizde o değer last name'e geliyor. Last name'den sisteme kaydoluyor. Nereye? Last name adındaki başka bir filde kaydoluyor. Öyle diyelim. Bu mapping'i iyi yapmanız gerekiyor. Buna done diyelim. Evet, şu anda Create Records kısmında Create Contact diye başka bir element eklemiş olduk. Biz bunları birbirine birleştiriyoruz. Evet, şu anda flow'umuz buradan başlıyor. Daha sonra screen'e geliyor. Dediğim gibi screen'in hiçbir etkisi yok. Sadece oluşturduğunuz filtreleri görüyorsunuz. Kullanıcı bu screen'de last name'i girecek. Last name'i girdikten sonra bir sonraki adımda bunlar gerçek filtrelerle eşleşecek ve sisteme eklenecek. Şu anda siz bunu save yapıp run yaparsanız çalıştığını göreceksiniz. Bunu save yapalım. Daha sonra run yapıyorum. Evet, last name aynı pencere çıkıyor. Ama şu anda eklediğim kontakların sisteme eklendiğini göreceğiz. Girelim Engin. Başlık 2022 diye giriyorum. Buna next diyorum. Next dedikten sonra gelelim kontaklara. Evet, kontak diyorum. Engin Başlık 2022'nin oluştuğunu görüyorum. Ama gördüğünüz gibi başka hiçbir field şu anda dolmamış. Hepsi boş. Çünkü ben sadece last name'i oluşturdum. Şimdi tekrar geri gidelim. Last name'den başka filter eklemeye çalışalım. Evet, bunu kapatıyoruz. Screen'e gelelim. Tekrar aynı screen'e geliyoruz. Last name'in hemen altına diyorum ki mesela bir email oluşursak. Bunun adını email olarak koyabiliriz. Daha sonra burada mesela şey diyor. Ne diyor? Required false mu true mu?
False'a required değil. Siz buradan bunu silip true olanı seçebilirsiniz. True olan burada. Onu seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kırmızı yıldızımız oluştu. Demek ki şu anda required. Bunun dışında ne alabiliriz? Date alalım bir tane. Buna da date of birth diyelim. Date of birth diyelim buna. Bunu da required yapalım. Kontağa gelelim. Başka neler var? E-mail var. Şurada mesela böyle çok elzem olanları alalım. Date of birth'ü aldık. E-mail'i aldık. Evet. Bir de çok basit düşünelim. Şu anda ilk videomda pick listen ve lookup'lardan bahsetmeyeceğim. O yüzden bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. İstiyorsanız first name'i de alabilirsiniz. Şöyle yapalım. Buradan bir text alalım. Biz bunu yukarı taşıyalım, en yukarı. Adına first name diyelim. Bu şekilde 4 tane field'imiz oluşacak. Ona required yapıyorum. Şu anda 4 tane olduğu için benim create records'a gidip bunları eşleştirmem gerekiyor. Şu anda bir tane var. Bir tane daha ekliyorum. Buna ne diyorum? First name diyorum. Onu benim screen'deki first name ile eşleştiriyorum. Screen Components'ta benim first name'im var. Onunla eşleştiriyorum. Bir tane daha var. Ne var? Email var. E-mail'i alıyorum. Daha sonra benim screen'deki e-mail ile eşleştiriyorum. Evet, e-mail'in label'ı mı olsun diyor. Değeri mi? Buradan required falan bunları almayın. Alacağınız şey değeri olması gerekiyor. O yüzden value almanız gerekiyor. Sonraki şeyde birthday'i alalım. Onu da bizim oluşturduğumuz screen'deki date of birth'e eşitleyelim. Şu anda hepsini eşleştirmiş olduk. Buna done diyelim. Şimdi bunu save yapıp run yapalım. Bakalım çalışıyor mu? Hepsi eklenecek mi? First name'i bu kez Engin diyelim. Last name'i Bastur diyelim. E-mail'i engin@bastur.com diyelim. Date of birth'ü de buradan seçelim. Diyelim ki 2005'te Nisan 5'te doğmuş bu arkadaş diyelim. Next diyelim. Şu anda eklenmiş gibi gözüküyor. Gelelim kontaktımıza. Bakalım Engin diye. Refresh yapıyorum. Engin Başlık diye bir field oluşmuş. E-mail enginbaşlık.com. Diğer fieldlerimizi de burada gösterip değişip değişmediğine bakalım. Ne vardı mesela, biz date of birth almıştık. Onu alalım. Şurada B'de olması lazım. Birthday'i alalım. Bir de neyi doldurmuştuk? First name, last name. First name'i alalım. Bir de last name'i alalım. Evet. Bunların doldurulup doldurmadığına bakalım. First name Engin, last name Baştürk, date of birth Nisan 5 ve e-mail adresi, hepsi doldu. Hepsi çalıştı gördüğünüz gibi. Şimdi son olarak, bu videomda son olarak şunu yapalım. Bizim kontak oluşturduktan sonra, yani sisteme eklendikten sonra bir mesaj daha alalım. Diyelim ki işte kontak başarıyla eklenmiştir diye bir mesaj alsak nasıl olur? Eğer sadece mesaj almak istiyorsanız, yani böyle kullanıcı tarafından doldurulmasını istemediğiniz field değilse, sadece mesajsa, en alt kısımdaki display text'i almanız gerekiyor. Display text'i alıyorum ben. Bu sadece text, sadece bir görüntü. İçi doldurulan bir input değil yani. O input şeklinde değil. Buna ne diyelim? Buna success mesaj diyelim. Bu field'imizin önce screen'e de bir isim vermeniz lazım. Buna da ne diyelim? Success screen diyelim. Bu şekilde mesajımızı belirtmemiz lazım. Mesajımıza ne yazalım? Diyelim ki contact is created
successfully. Böyle bir mesaj alalım. Bunu aşağıdan şekillendirebilirsiniz. Yani style verebilirsiniz. Diyelim ki kalın olsun istiyorum. Sonra rengi yeşil olsun istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir mesaj oluşacak. İsterseniz eklediğiniz filtreleri de görebilirsiniz şöyle. Diyelim ki first name desek. Şöyle diyelim. Contact details diyelim. Onun altına first name diyelim. Onun altına last name diyelim. Daha sonra email. Bir de date of birth'ü ekleyelim. Ve bunları biz oluşturduğumuz şekliyle buraya koymaya çalışalım. First name, şuradan alabiliyorsunuz hepsini. Insert a resource diyor. Buradan first name bunu girmiştik. Onu alalım. Last name yine screen component'tan last name'i alıyorum. E-mail'i de şuradan e-mail'in value'sunu alıyorum. Date of birth aynı şekilde. Date of birth'ü de buradan alıyorum. En altta şey de diyebilirsiniz. Contact ID mesela oluşturduysak bir ID'si olması lazım. Onu da şuradan alabiliyoruz. Evet, şuradan. Gördüğünüz gibi contact ID from create a contact. Yani bizim oluşturduğumuz kontaktın ID'si bu variable kısmında oluşuyor, otomatik oluşuyor. Onu da buradan alabilirsiniz. Şu an onu da aldık. First name'i kalın yapalım. Last name'i kalın yapalım. E-mail'i kalın yapalım. Evet, hepsini kalın yapalım bu şekilde. Bu şekilde bir mesaj alalım biz. Yeni kontak oluşturduktan sonra buna done diyelim. Bunu da create record ile birleştirelim bu şekilde. Şu an siz bunu save yapıp run yaptığınız zaman ve yeni bir kontak oluşturduğunuz zaman diyelim ki Engin Bastır 2 diyelim bunu. Böyle bir kontak oluşturduğunuz zaman sistemde kontak oluşacak ama bize de bir başarı mesajı gelecek. Next diyorum. Gördüğünüz gibi bana bir mesaj geldi. Ne diyor? Contact is created successfully. Contact details diyor. First name, last name, email, date of birth hepsi geldi. Contact ID. Gördüğünüz gibi yeni bir kontaktımız oluştu. Biz gidelim kontaktın ID'nin bu şekilde olup olmadığına bakalım. Kontaklarımı refresh yapıyorum. Engin Baştürk 2 diye burada oluşmuş. Biz onun içine girelim. ID'sine bakalım. ID'sini görüyorsunuz. Aynısı. AAA ile bitiyor. 0038 ile başlıyor. Bakıyorum. 0038 ile başlıyor. AA ile bitiyor. Bu şekilde siz yeni bir flow oluşturabilirsiniz. Ve bu flow sayesinde yeni kontaklar oluşturabilirsiniz. Şimdi biz şöyle bir şey yapalım. Bildiğiniz gibi zaten biz kontaklara gelip yeni bir kontak oluşturabiliyoruz buradan. Bizim oluşturduğumuz formu isterseniz şuradaki home page'in içine koyabilirsiniz. Home page'in içine koyabilirsiniz. Ama bunun için yapmanız gereken en önemli şey ne? Onu söyleyeyim. Flow'lara gidip yani bizim oluşturduğumuz flow'u Activate yapmanız gerekiyor. Activate ediyorum. Şu anda Activate olduğu için sadece Run ile değil ve bunu Quick Action olarak da kullanabiliyorum. Home Page'e koyabiliyorum. Farklı alanlarda kullanabiliyorum. Ben bunu Home Page'de görmek istiyorum. Şu anda ben Home Page'deyim. Setup'tan Edit Page'e gidiyorum. Ve onu burada görmek istiyorum. Şu anda var olanları siliyorum. Ben bunları farklı programlarla hazırlamıştım. Sol tarafta gördüğünüz gibi bir sürü element var. Biz buradan flow'u seçmemiz gerekiyor. Flow burada sol tarafta flow var. Onu sürükleyip istediğiniz bir kutucuğun içine atabilirsiniz. Ben buraya atmak istiyorum. Şu anda attım ama sağ taraftan benim oluşturduğum flow'u seçmem gerekiyor.
bir sürü flow var. Create a contact'ı seçiyorum. Ondan sonra save yapıyorum. Save yapıp geri gittiğiniz zaman home page'de sizin oluşturduğunuz flow'u görmüş olacaksınız. Buradan da doldurabilirsiniz. Diyelim ki Ali Kırca diye bir Kırca diyelim. Ali Kırca diye bir kontak oluşmak istiyorsunuz. Siz onu bu şekilde oluşturabilirsiniz. Date of birth'ini koyalım. Next diyelim. Aynı şekilde burada çalışıyor gördüğünüz gibi. Evet. Burada kalalım. Bir sonraki videomuzda biraz daha komplike, biraz daha karışık flow'lar yapmaya çalışalım. Flow'ların en basiti bu. En basitinden başlamak lazım. En basit olanı bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.